Evet, haber ekranlara geldi. Dediğimiz gibi Galatasaray'da gözler yarın oynanacak Young Boys mücadelesine çevrildi. Tek hedef tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olacak. İlk mücadelede bir mağlubiyet söz konusu. 3-2'lik bir mağlubiyet ama saha avantajı olacak şimdi Galatasaray'ın elinde. Acaba yarın neler olacak? Sağ taraftar, iç sahada oynamanın verdiği konfor, bunları iyi değerlendirmesi Önemli lazım. eksikler var. Yine Okan Buruk takımın başında olamayacak, bunu ekleyelim. Kaan'ın dönüşü var. Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart cezası sebebiyle bu mücadelede olmayacak. Özellikle defansı çok merak ediyorum. O kadar fazla böyle farklı 11'ler gördüm ki Galatasaray'da. Konuşalım istersen beklentilerine. Şöyle, tabii yenilginin ardından bu maça çıkıyor olmanın verdiği bir kaygı sırtta olacak. Tabii. O konforla sahaya çıkılmayacak. Aksine o konforu Young Boys sırtında bulunduracak, üstünde bulunduracak ve Galatasaray'ın 90 dakikanın sonunda yaklaşık 30 milyon euroluk bir gelir elde etme şansının olduğu durumun aynısı Young Boys'ta da var. O yüzden rakibin çok daha ciddiye aldığı bir karşılaşma görme ihtimalimiz var. Kolay bir mücadele olmayacak. Savunma ile alakalı endişem şundan dolayı daha fazla. Rakip durağan bir takım değil. Yani muhtemeldir ki skor avantajını elde ettikleri bu maçtan sonra bile bekleyen bir oyun ortaya koymayacaklar. Yine Galatasaray'ın savunma hattına gelen, hücuma çıkmaya çalışan, skor bulmaya çalışan bir Young Boys göreceğiz. Galatasaray'ın burada yapması gerekenin ne olduğuyla alakalı ilk aklıma gelen rakibi mümkün olduğunca merkezde durdurabilmek. Yani senin çünkü ceza sahanın içi çok riskli bu eksiklerden dolayı ve umut vermiyor. O zaman ceza sahanın içine rakibi almayacak şekilde bir oyun planı yapmak sanki en doğrusu gibi geliyor. Okan Buruk tahminim bunu zaten bir şekilde başaracaktır. Ve ben Galatasaray'ın turlayacağı ve istediğini alacağı kanısındayım. Turdan kastım zaten artık elemeler de bitmiş olacak. Evet. Şöyle beklentileri konuşalım biraz. Abdülkerim'in olmadığını söyledik. Davinson Sanchez konusu bilmiyorum. Çok net olmayacak diyemiyorum hala. Ufak bir ihtimal Sahada söz olmayacak konusu. anlamında. Evet. Evet. Kaan'la Nelson ikilisi oynayabilir. Yelert ve Kön'ün performansına göre acaba bu mücadelede neler bekliyorsun? Çünkü Barış Alper'in sağ bek olması konuşuluyor. Al işte. Yani anlatabiliyor muyum? Bu Alıştı. kadar skor bulman gereken bir maçta eğer Barış Alper'i sen beke çekiyorsan zaten büyük bir fiyasko olur bu. Bu devasa bir fiyasko olur. Galatasaray'ın çok net bir Ama şekilde savunmada ilk karşılaşmayı düşündüğünde çok fazla 3 gol yendi. Yani bunu biraz engellemeye de bu çalışacaktır. maç engellemekten çok yediğinden daha fazlasını atma maçı. Yani kalende 3 gol gördün, 4 at maçı uzat. 2 gol gördün, 4 at turla. Öyle bir maç bu. Bir zahmet savunmada görevini yapsın ve Barış Alper'i beke çekmek zorunda bırakmasın. Ama orada da önemli bir Ziyech var bence, şutlarıyla da oldukça etkili. Ama Barış Alper'in CV'sine baktığımız zaman geçtiğimiz sezonun başından bugüne kadar olmadığı maçlar aynı fret etkisi yapıyor. Barış Fenerbahçe'de. Alper daha çok açık alanda etkili mesela. Aynen. Yani Barış Alper'in açıkta oynamadığı maçlarda Galatasaray 3. bölgeye 3'te 1 daha az giriyor. 3'te 1 daha az giriyor. Normalde 50 kez girdiği yere 35 kez giriyor. Öyle söyleyebilirim sana çok net bir şekilde. Şimdi bu kadar fazla senin hücum aksiyonlarını azaltan bir oyuncuyu sen kazanman gereken bir maçta beke çekmek zorunda kalırsan o zaman sorgulanırsın. Sorgulananlar Okan Buruk olmaz bu arada. Bu transferi vaktiyle yapamayanlar olur. Ya da Yelert'i bu maçta bile güvenmeyecek bir İşte oyuncu Yelert'i sen transfer vaktiyle ettiyseniz. getiremediğin için eleştirilirsin. Yani Yelert transferine ya da başka bir transferi vaktiyle getirip de bu sahaya ilk 11'e sürecek noktaya getiremediğin zaman eleştirilirsin. Bence Galatasaray Barış Alper'i geriye atmak gibi bir hata yapmaz. Yapmaması lazım. Barış Alper sizin skor yükünüzü taşıyacak oyuncudur. Ve eğer geriye atarsa Galatasaray savunmayla alakalı belki bir şeyleri engelleyebilir ama hücumdaki varyasyonları çok azalacağı için bu tur açısından çok riskli de olabilir. Mesela Kaan'ın Nelson'un yanında düşündük. Acaba Kaan, sağ bek, Berkan bu maçta değerlendirilemez mi? Yani Kaan'ın sağ bek oynuyordu. Fazlaca maçı var. Aynen öyle. Stoper mevkisini nasıl konumlanacaksınız? Sanchez risk alacak mı?
Ya da Sanchez'in oynaması bir risk midir'e bakar konu aslında. Zaten bir şekilde Nelson Sanchez gibi bir planın içine girebiliyorsanız tabii. Çok da dertli bir durum yok orada. Aynen. Onu bir şekilde çözer Okan Buruk. Konu tamamen bu oyuncular ne kadar hazıra da bakar bir taraftan. Çünkü rakip az önce sözüme girerken dediğim gibi beklemeyecek. Üstünüze gelecek. Ve ilk maçı hatırla Demet. Abdülkerim çok ağır kaldı maçta. Sen, şunu soracaktım. Sence Abdülkerim'in bu maçta olmayışı büyük bir sorun teşkil ediyor mu? Bence ediyor. Şimdi ilk maçta ağır kaldı ama o maça özgü bir durum da olabilir. Yani nedir bu? Adam bir gün önce bir şey yaşamıştır. Sabahında bir şey yaşamıştır. Bir olay olmuştur ve o gün ağır kalmıştır. Abdülkerim'i biliyoruz. Bu adam geçtiğimiz sezondan bu tarafa çok nadirdir böyle adam kaçırdığı, nadirdir bu kadar ağır kaldığı maç sayısı. Kondisyonsuz yakalanmıştır. Olmaması lazım. Ama bunun devam edeceği ve bundan sonraki maçları da sirayet edeceği ile alakalı elimizde bir dona yok. Bence olması gerekirdi bu maçta. Keşke olsaydı. Evet. İlginç bir orta saha gördüm. Torreira, Berkan, önlerinde Sara. Ne İlginç. Dersin? İlginç derim ben de. Seninle aynı şeyi paylaşırım. İlginç olur ama Sara'nın Norwich'teki hücum potansiyelini izleyenlerimiz de mutlaka transfer döneminde duymuşlardır. Yeterince hücuma çıkan, savunmaya da gelen, hücumda da çok fazla skora katkı yapan bir oyuncu olduğu için bence B planı olmaz ama C planı olabilir. Olabilir. Yani planlar arasında olabilir. Kanatlar için Kerem'i soracağım. Kerem bence üzerinde bu maçta büyük bir baskı olacak gibi hissediyorum. Umarım bir yuvalama olmaz. Umarım bir protesto olmaz. Umarız. Destek olur. Çünkü seninle son programda da bu konuyu çok eleştirmiştik ve öğleden sonra da Dursun Özbey'in yaptığı basın açıklamasında biraz daha konunun yönetim tarafından Kerem'den alınan bir kaptanlık noktasına gelindiğini öğrenmiş olduk aslında. Evet. Ama oyuncunun o duygusallığının verdiği etkiyle birlikte bu karşılaşmada üstünde bir baskı olacağı konusuna katılıyorum. Galatasaray'da böyle bir maça çıkmanın arifesinde iki maçın arasına kaptanlık gündemini sokmanın verdiği pişmanlığı umarım yaşamaz. Ya bir de mesela gece 3'te falan olması zaten yani en garibi bence. Ben onu da çok anlamıyorum. Evet. Yani bakıyorsun. Olimpiyatlarda da bunu yaşadık. Yani olimpiyatlarda da yanılmıyorsam böyle gecenin 3'ünde sosyal medyada paylaşım yaptılar. Sabah maç var. Gece 3'te paylaşım yapılıyor. Biraz düşünmüyor. Futbolcu için de aynı şey geçerli. Bakıyorsun gece 3'te paylaşım yapıyor. 4'te paylaşım yapıyor. Instagram'dan fotoğraf beğeniyor. Anladım. Yani ne oluyoruz? Yani olimpiyat başarısızlıklarımızın da bir sebebi bu arada. Ben onu söyleyeyim sana. Yani bu kadar fazla oyuncunun gecelerin 2'sinde, 3'ünde, 5'inde Instagram'dan fotoğraf paylaşması, like atması, oraya cevap vermesi, buraya mesaj atması ve gelen yorumlara bir şekilde cevap veriyor olması olimpiyat sürecimizin bizim dijital izolasyonumuzu sağlayamamamızın göstergesidir bu. Ya bu yılda da bunu engellemek çok zor bir durum ama. Çok basit ya. Mourinho antrenman tesislerine gelirken oyuncularının telefonlarını toplatıyor mesela. Ya 3 saatlik bir antrenman, 2 saatlik bir antrenmanda bırakabilirsin. 4 yılda bir çıktığın bir olimpiyat serüveninde 15 gün telefondan vazgeç bir zahmet. Değil mi? 15 gün vazgeç yani. Sen orada kamptasın. 4 yıldır bunun mücadelesini veriyorsun. Elde etmişsin bir zahmet. 15 gün o telefonu kapat. Evet. Ya da o telefondan belli uygulamaları kaldırılması gerektiği konusunda yönetim sergile. O konuda ciddi bir izolasyon. Umarım paralimpiklerde aynı şeyi yaşamayız. Paralimpikler başlıyor. Onlar da dün Fransa'ya gitti bu arada. Evet, yani inşallah her şey çok güzel olur. İnşallah. Çok mükemmel sporcularımız var orada da. Ve bu futbolda da öyle. Evet. Futbolda da öyle. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun gece 3'te iki maçın arasında böyle bir paylaşım yapmasını ben doğal karşılamıyorum. Ya kimse de doğal karşılamaz. Haklısın ya da haksızsın. Zaten. Bak haklısın ya da haksızsın. Hiç fark etmez. Ama sen arkadaş gecenin 3'ünde onu paylaşamazsın. Ya bunu ya da bunu iletişim ekibiyle birlikte neden yapmadı? Bak bu şudur Demet. Birçok branşta, profesyonel anlamda birçok branşta oyuncuların ki bunu bir yayında bahsetmiştim. Uyku tempoları nabız atışlarına kadar birçok fiziksel değerleri onlara takılan bilekliklerle 24 saat ölçümleniyor. Adam vaktinde uyumuş mu? En son yemeğini ne zaman yemiş? Nabzı kaç atıyor? O an dışarıda mı? Değil mi? Her şeye bakıyor. Adam neye bakıyor biliyor musun? Ben sana senede 5 milyon euro vergilerle birlikte 10 milyon euro NBA'ye gittiği zaman 50 milyon euro para veriyorsam, bu kontratı yapıyorsam arkadaş sen de bu sorumluluğu yerine getireceksin diyor.
Ama sen gidip de bu tarz hareketlerde bulunursan da kontratını feshediyor. Ve sonra diyor ki benim ona sağladığım yükümlülüklerin karşılığında bana gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemiştir diye feshediyor sözleşmeyi. Kendine bakmadı diyor. Hı hı. Çünkü onun fiziğine sen para ödüyorsun. Evet. Ve yatırım yapıyorsun. Onun fiziğine, mental yapısına yatırım yapıyorsun. Hı hı. O adam kendi fiziğine bakmıyorsa, kendi mental durumuna bakmıyorsa, gecenin üçünde sosyal medyada millete cevap yetiştirmeye çalışıyorsa, paylaşımlar yapıyorsa da sana karşı yanlış yapıyor aslında. Sana karşı yanlış yapıyor. Profesyonellerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Bizim bu konuyu yönetmemiz lazım. Biz olimpiyatlarda da bu konuda sınıfta kaldık. Şu anda da bakıyoruz, oyuncularımız da öyle. Yani gece ben Beşiktaş'ta Endok muydu acaba? Bir oyuncunun oyun bağımlısı olduğunu duydum mesela vaktiyle. Bundan çok kısa bir zaman önce. 3 sene falan önce maksimum. Oyun bağımlısı oyuncu. Nasıl bir bağımlılık? Sürekli mi? Sürekli elinde oyun konsolu. Daha çok oynuyor onu gecenin biliyor. Gecenin ikisinde, üçünde, dördünde sürekli oyun oynadığını duydum kamp şeyde. Tesislerde. Bu doğal mı sence? Sabah ya antrenman bunu her var. Her kişi için olumsuz olarak yorumlayamam. Ben her kişi için olumsuz olarak yorumluyorum. Çünkü insanın biyolojisi aynı. İnsan metabolizması belli saatte uyuk ister, belli saatte uyanmak ister. Ama yaptığın her aktivite herkese göre aynı etkiyi vermez. Ama bünyene bakman lazım. Biliyoruz ki belli bir saatler arasında uyumadığın zaman sabah bu çok sağlıklı bir sonuç uyandırmıyor. Ya uyku zaten oldukça önemli. Evet, yani bu disiplini sağlayamamış oyuncuların sayısı epey fazla.